Evet efendim, Hayat Güzelleri devam ediyor. İnşallah bugün size bir sürprizimiz var. İki kişiye efendim Nef Kafes Saklı Bahçe'den yemek inşallah hediye edeceğiz sizlere. Eğer canlı telefon bağlantısıyla katılabilirsiniz veya arkadaşlarınıza isminizi yazdırabilirsiniz. Yalnız özellikle şuna dikkat etmenizi istiyorum. Ankara'dan katılırsanız bizlere hem bizim için kolaylık olur hem de sizler için sözümüzün arkasında durmuş oluruz efendim. Şimdi mutfak kısmındayız. Mutfak kısmında telefon numarasını vermeyi unuttuk usta. Telefon numarasını da verelim. 0312 341 2040 numaradan efendim bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Sorularınız varsa sorularınızı da sorabilirsiniz hocamıza. Ya da çok güzel haç anılarınız vardır, umre anılarınız vardır. Bizler bunları da duymak isteriz sizlerden. Evet, şimdi mutfaktayız. Evet ustam. Mantar sosumuz hazır şu anda. Evet. Hazırlanmış oldu şu anda. Hı hı. Salatamızı hazırladık. Evet. Bundan sonra tavuklarımızı paneleyeceğiz. Hı hı. Evet. Hazır bekleteceğiz. Ondan sonra pişirme esnası kalıyor sadece. Evet. Nasıl paneleyeceğiz? Paneleme şeyini ben şimdi... Şimdi olmazsa bir taraftan da sosunu anlatalım isterseniz. Bir kaşık kadar sıvı yağımız vardı. Ne kadar unumuz vardı ustam? Un, iki kaşık kadar unumuz vardı. İki kaşık kadar sıvı yağımız vardı. Evet. Ve? Az tuz. Üç bardak kadar da sütümüz var. Sütümüz vardı. Evet. Başka da bir şeyimiz yok. Buradaki püf noktası yavaş yavaş sütümüzü ilave ettik. İzleyicilerimiz bakmışlardır muhakkak. Ve diğer taraftan da en sonunda mantarlarımızı ilave ettik değil mi usta? Şimdi tavuklarımızı paneliyoruz. Matrak tamam. Tavuğumuzu. Hı-hı. Önce sosa bandırıyoruz. Evet. Şimdi kaçıran izleyicilerimiz varsa tavuğumuzu ilk önce sosla dinlendirdik. Evet. Sosumuzun içerisinde neler vardı? Zeytinyağımız vardı. 2 kaşık kadar yaklaşık olarak. Marine ve... sosumuz vardı. 2 yemek kaşığı kadar. Evet. 2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağımız vardı. Evet. Şimdi sosumu aç... özel kaplama un sosunu açtığımız 2-3 kıvama göre ayarladığımız sosu tavuğu bandırıyoruz. Ondan evet. Sonra yandaki bir miktarını ayırıyoruz. Evet. Ona bandırıp yağda kızartacağız. Evet. Evet. Şimdi gayet güzel bir şekilde ustam tavuğumuzu hazırlıyor. Çıtır tavuklar da aynı şekilde hazırlayacağız. Şimdi bu hazırladığımız hangisi ustam? Karıştırıyorum ben artık. Bu çıtır tavuk mudur? Matrak tavuk. Bu matrak. Tamam. Çıtır tavuk da parça olan, evet. Jülyen doğranmış olan. Jülyen doğrananlara çıtır tavuk diyoruz, diğerine matrak tavuk diyoruz. Evet. Tamam. Öğledeki farkı fark ettik artık. Sonuçta ikisi de aynı tavuk ama birisi evet. Mantar soslu, birisi bir... sadece çıtır tavuk. Peki. Evet. Bunu da güzel bir şekilde sosumuzdan geçiriyoruz. Bu şekilde sosluyoruz iyice. Sosladıktan sonra evet. Unla paneleyeceğiz. İsterseniz ustam sosumuzun içerisinde ne vardı? Unumuzu? Un, su. Un ve suyu. Evet. Evet. Açmış olduk. Özel bu un dışarıdan geliyor yani şimdi. Burada biz evet. Yapmıyoruz. Evet. Peki. Bundan sonra da patateslerimizi kızartıp bunu da kızarttıktan sonra üzerine koyup servise hazır olacak. Yanında evet. Soslarıyla beraber. Şili sos, garlic sos. Peki ustam. Bir telefon bağlantımız varmış ustam. Hemen alalım mı? Tabii. Evet. Evet efendim, hoş geldiniz. Selamünaleyküm Ayşenur Hanım. Aleyküm selam Sevin Hanım. Nasılsınız? Çok iyiyim. Teşekkür ederim. Yeni yayın döneminiz hayırlı olsun. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sesinizi duyduk. Daha iyi olduk efendim. Ben de çok memnun oldum programınızın erken başlamasından. Evet, evet. Devam takipçinizim. Hiç programlarınızı kaçırmadım. Evet. Ben de oğlum Ankara'da, onu yemeğe göndermek için aradım. Peki, arkadaşlarımız isminizi kaydetsinler. İnşallah çekilişimiz sonrasında bakalım kime nasip İnşallah. Olur. İnşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederim bağladığınız Peki. için. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hayırlı günler efendim. Evet. Gayet güzel böyle telefon bağlantıları almak değil mi ustam? Evet. Takipçi izleyicilerimiz var, bizi her zaman takip eden. Şimdi tavuğu bu şekilde panelledikten evet. sonra evde fritözde de yapabilirler ev hanımları. Öyle mi? Peki. Tabii yani bir şey yok yani öyle fritözde. Unu hazır aldıktan sonra bu şekilde kaplamayla suyla açıyor. Evet. Sosa bandırıyor, misafirlerine kolay bir şekilde ağırlayabilirler yani. İkramları güzel bir şekilde olabilir. Evet. 6-7 dakikada pişiyor zaten tavuk göğsü olduğu için yani. Evet.
kemiksiz et olduğundan dolayı çabuk pişiyor. Peki usta. Gayet güzel. O zaman siz devam ederken biz keçe kısmına geçelim mi usta? Tabii. Peki. Sadece kızartma işlemimiz kalıyor servis esnası. O da erken yani. Evet. Ondan dolayı ben bir müsaade isteyeyim dedim. Tabii. Müsaadenizle. Peki. Diğer taraftan hocam gayet güzel bir şekilde ilerliyorsunuz. Ressamlar nasıl boyaları kullanarak yağlı boya tablolar yapıyorsa biz keçe sanatçıları da yünleri, renkli yünleri kullanarak evet. İstediğimiz motifi desene işleyebiliyoruz keçenin üzerinde. Şimdi desen atma safhasında. Özellikle dikkat edilmesi gereken, şuraya dikkat edin dediniz. Şimdi siz yıllardır bu işin içerisindesiniz. Tabii tecrübe de çok farklı bir durum. Ve aynı zamanda hocasınız. Evet. Şimdi burada bizim özellikle mesela kişiler kendileri evde yapmak istedikleri zaman şuna dikkat etsinler. Burada buna dikkat etmedikleri zaman çok hoş bir tablo çıkmıyor. Ya da renk uyumları çok önemlidir dediğiniz şeyler var mıdır? Keçe evde yapılabilecek bir şey değil bence. Yani ıslak keçe özellikle. Evet. Önce bunun bir altyapısını, dersini almalılar. Çünkü eğer keçeleştirme işlemi yapılamazsa o yünlerin dağıldığını, parçalandığını görecekler. O da emeğin boşa gittiği anlamına gelir. Evet. Alttaki tuvali yani yünü keçeleştirmek çok önemli. Evet. Biraz sonra inşallah program bitince göreceksiniz. Tek bir kumaş gibi olacak bütün yünler. Evet. Bu da bir ustalık ve bir şey gerektiriyor. Yani bir tecrübe, zaman ve tecrübe gerektiriyor. Evet. Ama iki ayda hani birazcık çabayla çok güzel şeyler yapabilir hanımlar diye düşünüyorum. Çok da keyifli işler çıkıyor. Evet, gayet güzel. Renk uyumları çok güzel. Şimdi çok hoş bir tablo olacağını düşünüyorum. İnşallah. İnşallah. Merakla bekliyoruz. Peki. Peki, kolay gelsin. Sağ olun. Peki, şimdi hocam çok mübarek günlerdeyiz. Allah nasip ederse. Bunları çok güzel değerlendirmek lazım. Yalnız haccı konuşurken haccın faziletlerini de bilmemiz gerekiyor. Acaba hac bize ne anlam ifade ediyor? Biz bunu nasıl değerlendirmemiz lazım? Hac müminin ömründe bir defa ifa ettiği farz bir ibadet. Ondan sonra ada varsa vacip olur. İlaveten hacca gidecekse ki Türkiye şartlarında şu an mümkün değil ancak bir kere gidebiliyor insanlar. Nafile hac olur. Evet. Farz olan haccı eda ederken bu haccın kıymetini bilmek gerekiyor. Hac öncesi bir hazırlık safhası var. Anadolu'da çok yaygın bu. Yemek verilir mesela. Hacca gidilmeden önce hacı adayı yemek verir. O yemek de helalleşilir. Düşünmeye vesile olur. Acaba aklıma gelmeyen bir sıkıntı var mıydı? Evet. Onları da helal ettireyim. Yarışına girer hacı adayı. Evet. Bir manevi hazırlık iklimi başlar. Kutsal topraklara gittiğinde artık arkasındaki insanların kendi hakkında olumsuz bir düşüncesi kalsın istemez. İnsan nihayetinde hatalarıyla var. Hacı adayı artık bana şunu yaptı, bunu yaptı diye düşünmekten ziyade ben ne hata yaptım, acaba hangi hatalarımı örtmeliyim, kapatmalıyım, affettirmeliyim derdine düşmeli. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne mutlu o kimseye ki kendi sıkıntılarını, kendi hatalarını görmekten başkalarının kusur ve kabahatlerini görmezler diye müjde verir. Ne kadar aslında güzel insanın, bir müjde. İlk önce kişinin kendisine bakması gerekiyor ki sonraki karşısındaki kişiyi değerlendirebilsin. İnsanın aldanış noktası aslında hep başkalarıyla uğraşmak oluyor galiba. Hac bu fırsatı veriyor. Kendimle uğraşmam, kendimle yüzleşmem lazım mesajını alıyor hacı adayı. Evet. Hacca gitmeden önceki bu ruhi hazırlık, manevi hazırlık, insanlarla helalleşme, hacca gittiğinde kazanacağı şeylerin büyüklüğünü de aklına getiriyor, ruhuna getiriyor. Sevinçle gidiyor. Bir sevinç yolculuğu aslında hac. Niçin sevinç? Hacca giden affının mümkün olacağını biliyor. Peygamber Efendimiz'in müjdeleri var. Evet. Arafat'ta oturup da affolunmadan kalkmayan kimse kalmaz diye. Hac-ı mebrurun karşılığı cennettir diyor Peygamberimiz. Bunlar çok büyük müjdeler hakikaten. Hacı adayı bu müjdelerle gittiğinde cennete vesile olacak bir ibadeti yaptığını, ahlaki olgunluğuna vesile olacak bir ibadeti yaptığını, haccın derecelerinin yükselmesine vesile olacağını ve haccın bir ruh eğitimi olduğunu bilerek gidiyor. Dolayısıyla hac faziletleriyle birlikte insana müthiş kazanımlar sağlıyor. Hac eden müminin aslında şu cümleyi
kendisine söylemesi, fısıldaması lazım. Haç öncesi ben ve haç sonrası ben. Haç öncesinde ben gibi kalıyorsam haç bana bir şey vermedi demektir. Ama haç sonrası ben artık daha farklıysam, ki farklı olmam gerekiyor, farklı olması gerekiyor hac eden bir müminin, bir milat olması gerekiyor ömründe. O faziletlerin ruha sinmesi gerekiyor. Çünkü Kabe'yi gördü, Kabe'ye baktı, tavaf etti. Kainattaki dönüşün tam paralelinde bir dönüşle o helezona katıldı. Kalbini Kabe'ye en yakın noktaya getirerek tavaf etti. Şahit olacak Hacer-ül Esved'i selamladı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın adımladığı metaf alanında o da adım attı. Hazreti İbrahim'in temelini kurduğu Kabe'nin dibine kadar vardı. Bunlar insanda farklı farklı duygular meydana getirmiyorsa, farklı bir olgunluğu beraberinde getirmiyorsa hac etmemiş demektir. O haccın o olgunluğu getirmesi gerekiyor. Hac sonrası ben dediğimde şunları şunları yapmamalıyım kararı almalı hacımız. Hacı olan artık sıradan bir insan değildir. Rabbinin yeryüzünde kurduğu ilk ev olan ve insanları davet ettiği, evim dediği mekan olan Kabe'ye gittikten sonra o milat başlamıştır artık. Zaten muhtelif vesilelerle gittiğim mekanlarda insanların o değişime, o kutlu kervanın etkisine kapıldığını bizatihi şahit olup gördüm elhamdülillah. Sonrası farklı oluyor insanımızın. Daha Kabe'ye baktıkları an Kabe'nin o güzel büyüsünün insanın ruhunu adeta inşa ettiğini görüyorsunuz, şahit oluyorsunuz. Bu faziletler insanı etkilemeli, yuvasında etkilemeli, anne olarak farklı olmalı, eş olarak farklı olmalı, evlat olarak farklı olmalı. Ben Kabe'yi gördüm. Aslında hocam oraya girdiği zaman şunu yaşıyor kişi diye değerlendiriyorum ben. İşte evlatı, çocuktu, maldı, mülktü, yani bunların bütün hepsinin aslında şöyle bir geri plana atabiliyor diye değerlendiriyorum. Mesela oraya giden kişiler genellikle şunu söyler. Ne çocuğum aklıma geldi, ne eşim aklıma geldi. Ama ben orada asıl niyetimi, yani Allah'a kul olma niyetini aslında orada daha güzel bir şekilde idrak ettiğini söyleyenler var. Hepsi evet. Söylüyor. Evet. Oraya gittikten sonra Mekke Medine'nin toprağına ayağını bastıktan sonra ruhun bayram ettiği yerlerde yaşıyor insan. Evet. Düşünün ki 3 milyondan fazla insan o zeminde adım atıyor. Aynı mekanda ibadet ediyor, dua ediyor. Her türlü insani ihtiyaçlarını o şartlarda, aynı şartlarda gideriyor. Fakat kavga yok. Birbirine evet. Eğri bakış yok. Hatta ayağına bassanız birisinin, siz özür dilerken o da ayağa kalkıp, önemli değil, sakın üzülme mesajı vermek için boynunuza sarılıyor. Böyle bir mekan. Dolayısıyla evet. Bu kadar güzelliğin bir arada yaşandığı Kabe, Medine'de Ravza insana farklı mesajlar vermeli, farklı bir yol haritası çizmeli. Eğer çizmiyorsa işte o zaman düşünmek lazım, nerede hata yaptım demek lazım. Fakat genelde insanımız haccın olumlu mesajlarıyla birlikte geliyor. Haçtan dönenlerin yanına ilk varan olmak her zaman artı olur. O evet. Bakışlardaki farklılığı hissediyor insan hakikaten. Gerçekten. Yani bakışı, yüzündeki nuru gerçekten çok farklı oluyor. Evet. Evet. Peygamber ve yolcu da etmek lazım diye de düşünüyorum hocam ben. Efendim? Hacca gidenleri yolcu da etmek evet. Gerektiğini de düşünüyorum. Evet. Çünkü orada da sürekli aklınıza gelebilir. Gittiğiniz için, en son sizi görmüş olduğu için. Ben Umre'ye gittiğim zaman şöyle yapmıştık. En son ziyaret edenler daha fazla evet. Aklınızda kalıp daha fazla onlara dua ettiğiniz oluyor. Evet. Ve şöyle bir şey de var aslında. Hac'da ya da Umre'de orada hiç aklınıza gelmeyen insanların belki de duaya ihtiyaçları olduğu için orada onlara da dua etmiş de oluyorsunuz. Peygamber Efendimiz'in evet. Bir hadis-i şerifi var. Duyufur Rahman der. Hacca ve Umre'ye gelenler Allah'ın misafirleridir. Onlar tevbe ederlerse tevbeleri kabul olur, dua ederlerse dualarına icabet olunur. Aslında hacca gidenlerden hediye, en güzel hediye, bekleyeceğimiz hediye dua duadır, olmalı. Evet. Hani bir kısmı gidiyor hacca, gidip geliyor. Bir kısmı alıp geliyor, bir kısmı olup geliyor, bir kısmı
hem oluyor hem de ihlas ve samimiyetle gerçekten hacı oluyor. Evet. İşte ihlas ve samimiyetle haccını icra etmiş bir hacı kardeşimizden hayır dua istemek ve o duayı Mekke'de, Medine'de, Ravza'da, Kabe'nin dibinde, işte Hacerül Esved köşesinde, duaların makbul olduğu mültezemde yapar mısın diyerek istemek, istediğimiz şeyler bu manevi boyutta olursa çok şey kazandırır kalanlara da inşallah. İnşallah. Hocam bir telefon bağlantınız daha var. Evet efendim, hoş geldiniz. Asiye Hanım, buyurun efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz, çok şükür. Mübarek günlerdeyiz. Evet, mübarek günlerdeyiz. Evet. Programınız hayırlı olsun. Konuklar da hoş geldiniz demek için aradım. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun Asiye Hanım. Nasıl geçiyor günlerin? Sizlerde de bir değişiklik, güzellikler var mıdır bugünlerde? Bugünlerde işte normal ibadetlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Evet. Bileceğin, verdiği iyiliklerdi işte inşallah. Evet. Zaten bu da herkese hayırlı uğurlu olsun, mübarek günler. Amin, amin inşallah. Evet. Evet. Dualarınızda bizleri de unutmayın Asiye Hanım. Olur mu? İnşallah, inşallah. İnşallah Dost TV ailesini, Dost TV çalışanlarını, Dost TV izleyenlerini inşallah bizleri de unutmayın. Olur mu? İnşallah sizler de. Ben de hayırlı uğurlu olsun tekrardan. İnşallah. Hayırlı yayınlar diliyorum. Hoşçakalın. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun efendim. Evet, gerçekten çok güzel böyle telefonlar almak ve külli bir dua olmuş oluyor burada. Evet. İnsanlarımızdan, bizlerden ve Dost TV ailesine dua ettikleri için Allah razı olsun diyoruz. Şimdi hocam, hac konusu gerçekten bizim için önemli. Hacca bir de hazırlık kısmı önemli. Kişiler kendilerini manevi atmosferde hazırlamalılar ama gidemeyenler için de burada da arefe olması, arefenin güzel değerlendirilmesi gerekiyor ama nasıl yapalım, nasıl değerlendirelim hocam? Arefe gününde Arafat Vakfesi'ne çıkılacak. Bu iyi ki hatırlatıldı. Evet. Şimdi bir artı var. Önceden bu imkan yoktu ama Arafat duası naklen veriliyor. Evet. İnternet üzerinden, televizyonlardan dinlemek, izlemek, takip etmek mümkün. Burada gidemeyenlerin yapabileceği en güzel şey o duaya iştirak etmek. Sanki oradaymış gibi el açıp onların dualarına eşlik etmek en büyük katılım olur sanıyorum. Arafat Vakfesi yapıldığı yerde büyük olaylar var. Yani Arafat Vakfesi büyük bir hadise. Haccın olmazsa olmaz. Zaten Arafat olmazsa hac olmaz. Evet, hac Arafat'tır deniliyor. Evet, değil mi Peygamber hocam? Efendimizin hadisi var bu konuda. Hac Arafat'tır diyor. Evet. Arafat Vakfesi'nde bir an bulunmak yetiyor. Bir an bulunan, bazen Arafat Vakfesi'nde otururken helikopterlerle geçişler oluyordu. Ben ne oluyor, niye çok helikopter geçiyor diye sormuştum. İlk gittiğimde şaşırmıştım. Hani güvenlik amaçlı falan mı? Hasta olanları geçiriyorlar dediler. Ha, dağın olduğu yerden o şekilde geçirip vakfede bulunmaları sağlanıyor. Demek ki çok büyük bir iş. Bir an bulunsan yetiyor. Okuduğum kaynaklardan oraya dört büyük meleğin indiğini, orada Rabbimizin özel nazarı olduğunu, orada yapılan duaların makbul olduğunu, çevrilmeyeceğini ve günahların affına vesile olduğunu okuduğumda Arafat Vakfesi'nin çok daha anlamlı, çok daha özel olduğunu fark etmiştim. Vakfeye oturduğunuz zaman zaten siz bu dünyada değilsiniz. Bazen gözlerinizi yumduğunuzda ben neredeyim sorusunu soruyorsunuz orada. Hacılarımız var oraya gidenler. Geçmişini, geleceğini muhasebe edecek, af dileyecek, kendisiyle yüzleşecek, neydim, ne olmam lazım diyecek. Oraya bu duygularla uğurladığımız hacılardan onun için dua istemek gerekiyor. Çok dua istemek gerekiyor ve gitmesek bile en azından orada yapılan dualara iştirak etmek gerekiyor. Hani bu duygularla hareket ettiğimizde, misafirimize burada yapacağımız ikramları hazırladığımızda, hazırladığımız şeylerden de sevap kazanırız. Evet. Evimizi nezih bir ortam haline getirip misafirlerimizi ağırlamak için uğraşımızdan da sevap kazanırız. Ama gönül bağımız Mekke, Medine ve Arafat Dağı'nda olacak. O bağ kopmayacak hiçbir şekilde. Hani herkes gidemiyor, herkese nasip olmuyor. Ama en azından gönül kuşunu uçurabiliriz oralara. Ve Rabbimizden dualarımız da orada olabilir. Dua edelim, evet. İsteyelim. Nasıl gideceğim ki diyor. Çoğu insanın dilinde bu gidemem ki, imkansız. Ben ne hikayeler dinledim orada. Evet. Hocam mümkün değildi. Ben nasıl geleyim ki? İşte
falanca komşum geliyordu. Seni de götüreyim, sen de orada bana yardımcı olursun dedi. İhtiyacı vardı, beni aldı getirdi diyor mesela. Evet. Bir hanım duymuştum, çok takdir ederim. Hocam patik örüp satarak ben buralara geldim. Paramı o şekilde biriktirdim diyordu. Maşallah. Yani hep dünyalık şeylere hasrederken gelirimizi, varlığımızı, farz olan ibadetimizi ertelememek gerekiyor. Oraya gençken gitmek lazım değil mi hocam? Tabii. Ne kadar erken çekebilirsek, ne kadar erken dünyamıza alabilirsek hac vazifesini, inşallah Rabbim nasip edenlerden olsun, nasip edenlerden olsun, inşallah gidenlerden olabilirim bizler de. Evet hocam, kısa bir ara vermemiz lazım, sonra devam edeceğiz inşallah. Evet efendim, kısa bir aradan sonra sizlerle birlikteyiz.